Merhaba arkadaşlar, Hafize'nin Elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok değişik, farklı bir motif çalışacağız. Şöyle çok güzel ve çok basit yapılıyor. Ben bu motiften yelek yapmayı düşünüyorum. Sizler nasıl isterseniz kullanabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz, ceket yapabilirsiniz. Çok hoş ve çok da çabuk ilerliyor, çok zevkli örülüyor. Şu şekilde ben renkli renkli yapacağım. Kahverengi, sarı, ondan sonra beyaz, gül kurusu, şöyle bunlardan yelek yapmayı düşünüyorum, renkli renkli. Bakalım nasıl olacak? Sizlerle bu motifi bugün çalışacağız. Dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii bir de bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Şöyle tığımıza ipimizi sabitliyoruz, zincirimizi çekiyoruz. Şimdi 6 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincir çektikten sonra ilk baştaki zincirimize şu şekilde birleştiriyoruz. Sonra 7 zincir daha çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincir çektikten sonra tığımıza 2 tane doluyoruz. Ve yapmış olduğumuz halkamızın ortasına şu şekilde batıyoruz. İkisini bir, ikisini bir, ikisinde bir çıkıyoruz. 3 de çıkmış oluyoruz arkadaşlar. Sonra 2 zincir çekiyoruz. 2 tane gene doluyoruz. 8 tane kutucuk yapacağız burada. Şöyle 3 de çıkıyoruz. 1, 4 zincir çekeceğiz. 1, 2 zincir çekeceğiz aralarında kutucukların. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. 2 tane doluyoruz. Gene aynı boşluğumuza batıyoruz. Bu şekilde, yani 2 tanesi büyük olacak, geniş olacak. Arada bir tane ufak yapacağız. Şu şekilde göstereyim sizlere. Şu köşelerimizi 4 zincir çekiyoruz. Aralardakileri 2'şer zincir çekiyoruz kutucukların. Şimdi 4'ü çektik. Gene 2 çekiyoruz. 2 tane doluyoruz. Ve hemen boşluğumuza batıyoruz arkadaşlar. 4 zincir. Yani kafa karıştıracak bir şey yok. 1 4 zincir, 1 2 zincir diye devam edeceğiz. 8 kutucuk olana kadar. Şimdi 2. Şimdi 4. Hep 2 tane doluyoruz. Şu ipimi de arada götürüyorum ki sonradan belli olmasın. Gerçi uzun kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane oldu. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 2 zincir çektikten sonra karşıya, buraya batacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. zincirimize şu şekilde batıyoruz ve hemen çıkartıyoruz. Birleştirmiş oluyoruz. 8 kutu olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 3 tane tekli tığımıza tek ip alıyoruz. Tekli trabzan. Şöyle 1, 2 ve 3. Şimdi burada 4 zincir çekeceğiz. Yine tığımıza ipimizi aldık. 3 trabzan daha yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Pardon, 3 yapacağız diyorum, 4 yapıyorum. Dördüncüyü direğe, trabzanın tepesine batıyoruz. Aradaki boşluğa 2 tane trabzan, 1 ve 2. Bir tane de trabzanımızın tepesine ve buraya gene 3 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Gene 3 tane dolduruyoruz. 1 2 3 3 boşluğumuza doldurduk. Bir tane de trabzanın tepesine, 4 oluyor. 2 tane de boşluğa, orta boşluğa 2 tane yapıyoruz. Trabzanın tepesine ve yine buraya 3 tane. 4 zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğa 3 tane köşelerimizi yapmış oluyoruz böylelikle. Ve direğin tepesine, trabzanın tepesine bir trabzan daha yapıyoruz. Araya gene 2 tane trabzanın tepesine ve yine üçlü yerimize geldik. 3 tane dolduruyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 3 tane daha dolduruyoruz. Evet, 3 tane daha doldurup trabzanın tepesine gene bir tane daha batıyoruz. 2 tane de araya. Evet, şimdi buradan hemen şu başına, zincirin başına şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Bu zinciri de çekmiş olduğumuz bir zinciri de bir trabzan olarak sayıyoruz ve karemiz oluşmuş oluyor. Şimdi burada 5 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığımıza bir tane doluyoruz. Arada 2 trabzan bırakıp en sonuncu trabzanın tepesine bir trabzan yapıyoruz. Sonra gene 1 ve 2 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz. İlk zincirimizi bırakıyoruz arkadaşlar. İkinci zincirimizde şu şekilde batıyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. Bu köşe olduğu için burada 3 zincir çekeceğiz. 3 zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki zincire tekrar batıyoruz. Aynı yere değil. Zincirleri farklı. Yan yana olan zincirlerimize batıyoruz. Ve 1, 2 zincir çekiyoruz. İlk baştaki örmüş olduğumuz trabzanımızla şöyle batıyoruz. İşte. Böyle köşemizi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi 2'şer zincir çekiyoruz. 1, 2 trabzan bırakıp 3. trabzanımıza batıyoruz. Burada 4 tane trabzan yapacağız. 1 yapmış olduk. 2, 3 ve 4. Şimdi 1, 2 zincir çektik ve 2 trabzan bırakıp 3. trabzanımıza, yani son trabzanımıza şu şekilde trabzanımızı yaptık. Gene 2 zincir çekiyoruz. Tığımıza ipimizi alıyoruz. İlk zincirimizi bırakıp ikinci zincirimize trabzanımızı yapıyoruz. Burada 3 zincir çekiyoruz. Köşemizi oluşturuyoruz. Yanındaki, hemen battığımız yere değil, yanındaki zincire batıyoruz. Ve 2 zincir çekiyoruz. Bu sefer yanındaki, ilk baştaki trabzanımıza batıyoruz. Yine 2 zincir çekiyoruz. 2 tane trabzan bırakıp 3.'ye batıyoruz ve arada 4 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, her trabzana batıyoruz hiç atlamadan. 4 trabzanımızı yapmış olduk. 2 zincir çekiyoruz. 2 tane trabzan bırakıp son trabzanımıza batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. İlk zincirimizi bırakıp ikinci zincirimize batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Arada köşe olduğu için yanındaki zinciri hemen batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. İlk trabzanımıza batıyoruz. İşte. Köşelerimiz bu şekilde. Çok güzel oluyor. Burayı yapayım. Anlamışsınızdır nasılsa. Döneyim. Evet, birleşme yerine geldik. Burada da bir trabzan, bunu sayıyoruz. Araya 2 trabzan yapıyoruz. Ve burayı da trabzan olarak sayıyoruz. 1, 2, 3. zincirden şu şekilde çekiyoruz. Hemen kapatıyoruz. Bu şekilde 3. sıramız da bitmiş oluyor. Yine 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tığımızı, ipimizi alıyoruz. İlk trabzanımıza batıyoruz. Kutumuzu yaptık. 2 zincir çekiyoruz arada. 2. trabzana battık. İkinci kutumuzu yaptık. 2 zincir çekiyoruz. Burada 3 zincir çekmiştik. İlkini bırakıp hemen ikinciye batıyoruz. Yanda da bir tane kalmış oluyor. Buraya 5 tane aynı yere trabzan yapacağız. 1 2 3 şöyle 4 ve 5. 5 trabzanımızı yaptık. Şimdi 2 zincir çektik ve ilk trabzanımıza batıyoruz. Arada yine 2 zincir çekiyoruz. İkinci trabzanımıza batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Dörtlünün ilk trabzanına batıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Arada 2 trabzan bırakıp diğer trabzanımıza batıyoruz. Üçüncüye 2 zincir çekiyoruz. Hemen ilk trabzanımıza gene 2 zincir çekiyoruz. Evet. Gene 2 zincir çekiyoruz. Köşemize geldik yine. İlk değil, ikinci zincirimize batıyoruz. Tam ortalanmış oluyor. 5 tane trabzan yapacağız. 3 4 ve 5. Şimdi 2 zincir çektik. Hemen ilk trabzanımıza battık arkadaşlar. 2 zincir çektik. İkinci trabzanımıza battık. Bu şekilde köşelerimizi yapmış oluyoruz. Burayı hemen dönüyorum. Aynı şekilde geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tamamlamış olduk her köşeyi. Şimdi burada gene 2 zincir çektik. Buradan alttan sayıyoruz. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirimize şu şekilde kapatıyoruz. Son sıramıza geldik. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Hemen trabzanımıza batıyoruz. Sık iğne olarak. 1, 2, 3 ip almadan sık iğne olarak ikinci trabzanımıza batıyoruz. 1, 2, 3 hemen ilk trabzanımıza batıyoruz. 1, 2, 3 burada 5 tane trabzan yapmıştık. Arada bir tane bırakıp ikinciye sık iğne olarak batıyoruz. Gene 3 zincir çekiyoruz. Birini bırakıp son trabzanımıza batıyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz. Hemen ilk trabzanımıza sık iğne olarak batıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Trabzanımıza sık iğne olarak batıyoruz. 1 2 ve 3 trabzanımıza batıyoruz. 1 2 3 bu şekilde 4 tarafında döneceğiz arkadaşlar. Bu son sıramız, motifimiz bitmiş bulunmaktadır. Evet, birleştirmesini de göstereceğim. İp koparmadan birleştireceğiz. Ben alttan etek kısmını 2 sırasını bu motiften yapacağım. Arada farklı örnek kullanacağım yeleğimin ve 2 sıra daha, belki de bir sıra gene motif yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar yeleğimizi sizlerle beraber videosunu çekip yapmayı düşünüyorum. İnşallah sizler de yaparsanız çok güzel, renkli bir yelek olacak. Hem mevsimlik, yani hem bahar aylarında giyersiniz. Çok soğuklarda belki giyemezsiniz ama yani hoş bir yelek olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Benimle beraber sizler de yaparsınız. Burayı tekrardan göstereyim. İlk trabzanıma sık iğne olarak batıyorum. Köşesini 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir trabzan bırakıp ikinci trabzanıma sık iğne olarak batıyorum. 1 2 ve 3 ilk trabzanı bırakıp ikinci trabzanıma sık iğne olarak batıyorum. Ve her trabzana atlamadan 3'er zincir çekip batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de son sıramızı yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, sonuna geldik. Sonunda da gene aynı şöyle batıyoruz. Bu şekilde hiç ip almadan, tığım takıldı. 3 zincir çekiyoruz. Şöyle ipimizi alıyoruz ve hemen direkt çıkartıyoruz. Burada sağlam olmak açısından 2 tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. şekilde çıkartıyorum. Motifimiz tamamdır. Gerçekten çok şık görünen bir motif. Çok hoş duruyor. Başlaması, bitirmesi anında oluyor. Yani çok basit bir motif. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.